Arkadaşlar merhaba. Size kısaca Salmonella'yı anlatacağım. Salmonella 220 belirtisi olan lanet bir hastalıktır. %90 itibariyle de dışkıda Salmonella olup olmadığı tabii ki belirtilerle birlikte bellidir. Ekranda görmüş olduğunuz dışkılar kümesinizde varsa şu belirtileri kümeste arayınız. Tek kanat düşmesi, ayak topallaması, kuruma, uyuklama, sümüksü dışkı, köpüklü dışkı, kıçına dışkı yapışma, pis kokulu dışkılar, titreme, kusma, yürürken denge kaybı. Peki bu kuşlar taşıyıcı oldukları için yumurtaya aktarır. Yumurtada ne belirti verir? Kanlanan yumurtanın kanının gitmesi ya da yumurtanın içinden çıkamamayışı, çıkan yavrunun 3 gün sonra sallabaş olması veya biri küçük biri büyük büyümesi veya yeme düştükten sonra uyuklaması, kabartması, zayıflaması veya anaç olacağı zaman çok heyecanlanıyor ya eş tutmak için, o zaman kurumaya girmesi. Saygıdeğer arkadaşlar, yoruma yazın. Biz zaten cevaplıyoruz. Muhakkak cevap veriyoruz. Peki bu vücuttayken bunun tedavisi mevcut. Tedavi mevcut. Peki tedavi edemediklerimiz tıbben nedir? Sallabaş, dönbaş, eser geçirme, titrek kafa, deribaş, kanatta, ayakta, uğur, iltihap, şişiklik, beze. Bunlar genetik taşıyıcı ve aktarıcıdır. Bazı arkadaşlarımız der, sarımsak yutturdum, karanlıkta uçurdum, şöyle yaptım, böyle yaptım, kuşu düzelttim. Fiziki anlamda düzeltir, gerçek anlamda felç düzelmez. Aedes gibidir. Kana girdikten sonra kandan çıkmaz. İnsanda Aedes de nasıl kandan temizlenmiyorsa bu bakteri de kana karıştığı zaman aynıdır. Düzelttim diyen adam fiziki anlamda aldanır, gerçek anlamda kümesine o hayvanlar bulaştırmaya devam eder. Yani içtiği suya bulaştırır, bıraktığı dışkıda 1 milyon adet bakteri bırakır. O dışkının üzerine bir başka hayvan bassa, gidip yuvasına çıksa, orada yumurtaya dokunsa yumurtanın kabuğundan içeri giriyor. Aa, bu adam da ne diyor şimdi? Ne mi diyor kardeşim? Google denen bir şey var. Gençlerimiz tembelleşti. İzlemiyor, okumuyor, anlamıyor. Okumak yok. Yani gazeteyi alıp başlıklarını okuyup içerisine bakmayıp başlık üzerinden yorum yapmak kolay. Bilimsel olarak Salmonella bütün hayvanların bağırsaklarında var olan bir hastalıktır. Bakınız, dışkılarını gösteriyoruz size. Görüyorsunuz. Belirtilerini de anlatıyoruz size. Bir de felç durumunu anlatıyoruz. Yani sallabaş dönbaş dediğimiz bu felç grubu. Yani insandaki Aedes gibi kandan çıkmadığına göre demek ki neymiş? Bunlar sürekli bulaştırıcı. Hani deriz ya, babam da kap hastasıydı, dedem deydi, toruna çıktı şu. Şeker hastası, toruna. İşte bunlar genetik taşıyıcı ve aktarıcı. Nesilden nesile aktarır, size kuşçuluk yaptırmaz. Onun için arkadaşlar, sözlerimi dikkate alın. Değerlendirin, okuyun. Google var elinizin altına, veterinerlik fakültesinin bilimsel yazılarına girin. Nedir bu sallabaş? Göreceksiniz zaten oradan. Şimdi bize WhatsApp üzerinden arkadaşlar yazıyor, biz bilgiyi atıyoruz. Abi uzun diye okumuyor kimse. Detayları atıyoruz, okumuyor kimse. Okumadığı için yine aynı soruları soruyor. Sorularımızı artırıyor. Bir günde sabah 9 gece 1 telefondayım 3 yıldır. Bir günde 1500 mesaj alıyorum. Peki attığım bilgileri insanlar okumasa, mesajları da göstereyim. Çekilmiş bir resim göstereyim, size görün. Hiç kimseye cevap vermemezlik etmiyorum. Google gibi çalışıyoruz maşallah. Ama kardeşim, kuşçu da biraz dinleyecek. Atılanları okuyacak ki soru artmayacak. Bir kişiye bir defa da cevap veriyorsun, okusa anlayacak. Okumadığı için 3 cevap veriyorsun, 1500 mesaj 4500 5000'e çıkıyor. Bize de yazık. Şimdi üst tarafta sol üst köşede gördüğünüz sol üst köşede tıklayınız. Bir sonrakinde mantarı anlatacağız. Salmonella ile ilgili detaylı bilgi zaten İlyas Yıldırım YouTube kanalında mevcut. Bir de özetle burada geçtik. Dışkıları görün, belirtileri görün, tekrarlayalım, bilgiyi tazeleyelim diye. Ama okumazsanız, dinlemezseniz anlamazsınız. İlaççıları para kazandırırsınız. Beni de zengin edersiniz. Bunu diyecek bir ikinci adam da bulamıyorum. Ben sizin paranızla zengin olmak istemiyorum. Siz doğru çalışın, çabalayın, kuşlarınızı hasta etmeyin. Biz size bilgi vermeye devam edelim. Risk bir şekilde gelir. Ama sen ilgisiz olursan senede bana bir kere para vereceğine bu sefer 5 kez para verirsin. Yazık, günahtır. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Tıklamayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum.